Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim diyerek cümleten selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatıyla bugün yeniden karşınızda olacağız. Bugün köy hayatında yine her zamanki gibi köy işlerine devam ediyoruz. Köy işlerine devam ederken yemeklerimize de devam ediyoruz. Köydeki tüm çalışmaları inşallah sizlere hepsini görüntülüyoruz arkadaşlar. Sizden gelen yorumlarda kısa bir şey daha söylemek istiyorum videonun başında. Mehmet, dışarıya çıkmıyorsun artık, İncirli köyüne gitmiyorsun. Yaz geldi, dışarılarda Hatay'dan görüntüler bize paylaşmıyorsun. Ben bahçede kafamı kaldıramıyorum. Yani şu videoları bile gerçekten arkadaşlar, zaman bile aslında yetmiyor elimden geldiğince böyle. Günümüzü videosuz geçirmemek için de elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Gerçekten zor, kolay değil arkadaşlar. Bayağı bizi yordu. Emin olun ki 2 senedir biz inşaatla uğraşıyoruz, yani kolay değil. O yüzden de bu sene herhalde Allah'ın izniyle Kurban Bayramı'ndan sonra biterse de inşallah dışarılara çıkacağız. Zaten bu aralar önümüzdeki günlerde şöyle söyleyeyim sizlere, İstanbul'a gitme ihtimalimiz var. Şule ile ben İstanbul'a gitme, Mustafa ile beraber gitme ihtimalimiz var. Gidersek de video çekme ihtimalimiz ya olur ya olmaz. Orada da biraz işlerimiz var arkadaşlar. Gittiğimiz zaman inşallah orada bir değişik görüntüler sizlerle paylaşırız. Kısmet olursa, Rabbim kısmet ederse paylaşırız. Ondan sonra da zaten Kurban Bayramı'ndan sonra zannediyoruz ki eğer biterse de Allah'ın izniyle dışarıdan görüntüler yine sizlerle paylaşırız. İlerleyen günlerde de bahçenin zaten bitimine doğru da İstanbul'a gitmeden önce yine ağaç çiçekler içinde dışarıya gidersek yine sizlere dışarıdan da görüntüler paylaşacağım. Ama dediğim gibi bu aralar dışarıya çıkamıyoruz ve İncirli Köyü'ne bile gidemiyoruz. Çünkü İncirli Köyü'nü bizler de çok seviyoruz. Sizler de çok seviyorsunuz. Oradaki görüntüleri sizler de çok seviyorsunuz. İnşallah biraz daha şu işlerimizi bitirdikten sonra, yavaşladıktan sonra da dışarıya çıkacağız. Hem İncirli Köyü'nden hem de dışarıdan Hatay'ımızın güzel yerlerine gidip oradan da sizlere çekimler yapacağız. Allah'ın izniyle inşallah. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi dolgumuz geldi. Zaten dolgumuz toprak, bahçemizin toprağı gibi getirdik. Şimdi ön tarafa doğru gideceğiz. Dünkü videomuzun sonunda sizlere aslında paylaştım. Belki sonunu izlemeyenler olabilir. O yüzden şimdi videomuzun başında sizlere yine çardakların olduğu tarafı göstereceğim. Orası bayağı bir doldurduk orayı. Oranın dolmasıyla beraber toprağımız kaldı. Buralara da attık. Burayı da biraz meyilli olduğu için de biraz da buraları dolduracağız ve ön tarafta da biraz var. Orayı da dolduracağız Allah'ın izniyle inşallah. Burası zaten daha oturacak. Bu tavukların yerine hiç karışmadık. Civcivleri sizlere elimden geldiğince böyle paylaşıyorum. Demişsiniz ya Mehmet, arada bir civcivleri hep böyle paylaş, bakalım nasıl büyüyor diye. Elimden geldiğince de böyle her videomda sizlere kısadan kısadan olsa da civcivlerimizi de göstereceğiz. Çok şükür iyiler şu anda. Arkadaki kendim büyüttüğüm civcivlerimiz de maşallah çok iyi şu anda. Bir sıkıntı yoktur. Burada dombili. Bizim dombili dediğimiz dombili de daha hala yumurtaların üzerinde yatmış. Onun da inşallah en yakın zamanda civcivleri peşinde olur Allah'ın izniyle. Hemen gelelim. Dün çok moralim bozuktu. Videomuzda belki söylemiştim, videonun başında sultan tavuğumuz çok kötüydü. Hastaydı. Ona bir inne yaptım arkadaşlar. Şu anda çok şükür, şükürler olsun sultan horozumuz. Şu an iyi görünüyor. Dün videomuzu bitirdikten sonra akşama doğru kendisini aldım. İçeriye koyarken baktım biraz daha iyiydi. Enfeksiyon vardı hayvanda. O enfeksiyonu attığını gördüm. İnşallah düzelir. Ama ilerleyen zamanlar neyi gösterir bilemeyiz. İnşallah düzelir. Allah'ın izniyle. Ve gördüğünüz gibi de burayı dolgu yaptık arkadaşlar. Dolguyu yapar yapmaz zaten su borularımız, hepsi tesisatımız hazırdı. Hemen toprak tam oturmadan su tesisat borularını çekmeye başladık.
Ve yine tesisat işlerini, su ve tesisat işlerini her zamanki gibi videolarımızda her zaman gördüğünüz Sinan abi ve oğlu Samet'le beraber su tesisatımızı yapıyoruz inşallah. Bizde şöyle bir şey farkına vardıysanız arkadaşlar. Bizim köyümüzde su tesisatçımız var. Atıyorum ki tandırıcımız var. Elektrikçimiz var çok şükür. Hepsi var. Dışarıdan kimse gelmeden hepimiz köyümüzdeki arkadaşlarla beraber çok şükür hallediyoruz. Sinan abiyi de zaten tanıyorsunuz. Sinan abi ne kadar oldu abi başlayalı? Yemeğe mi? Videolara başlayalı. Bir ayı, bir buçuk ayı buluyor videolara başlayalı. Sinan abimiz de bu işleri yapıyor. Bununla beraber de kendi de çok hoşuna gidiyor. Video çekmek ve fotoğraf çekmek. Kendi de daha önceleri yapıyordu. Bir ara oturduk kendisiyle konuştuk. Normalde diğer sosyal medya şeylerine atıyordu. Şimdi YouTube sayfasında paylaşıyor. Evindeki yaptığı işleri ve evinde yaptığı yemeklerle beraber bizim videolara böyle biraz yakın videolar paylaşıyor. Yani bahçesinde ektiği domatesleri, biberleri ne ekerse de hepsini paylaşıyor. Sadece bununla beraber değil, tabii yaptığı işleri de hepsini paylaşıyor inşallah. İlerleyen zamanlarda kendinden bir ricam daha olacak. Tavuklara suluk inşallah. Kendisi daha önceki videoda da kendine söyledim. Yaptığını çok beğendim. İnşallah tavuklarımıza bir suluk. Öyle değil mi Sinan abi? Evet, evet. Bir suluk yaparsın bizim tavuklara artık. Tabii. Etrafını, telini bitirdin. Bir de suluk yaparsın artık. Çünkü suluk çok sıkıntı oluyor abi. Suluğu ben gidiyorum. Şu havalar çok sıcak olunca gidip baktığım zaman böyle su bitmiş. Yani ben orada 1-2 saat görmezsem hayvanlar nasıl ağızları böyle 2 metre açılıyor. Tabii bizim yaptığımız mesela şeyle damacana 20 litre aşağı İşte yukarı, çok güzel yapmışsın. 10 gün gider yani o su. Rahat gider. Onlar içtikçe o dökülüyor değil mi? İçtikçe aynen dökülüyor. Havalıca döker o. Devre dayanma. Evet, çok beğendim ben. Yine Sinan abimiz aynı şekilde her zaman yorumlar kısmında köyde yaşam diye üst sıralarda görebilirsiniz. Zaten aşağı inip yorumlara baktığınız zaman köyde yaşam Sinan abimizin kanalı. Bazen çünkü bir iki videosuna dikkat ettim. Tam çaprazda Sinan abi. Oradan en üst kata çıkıp oradan da bizim evi gösterdiği zaman da benden de bahsediyor. Oradan da gördüm. Evet, Mehmet Kızılcan'ın evi falan diye. Oradan da bahsediyor. Rabbim yolunu açık etsin Sinan abi. İnşallah böyle Sinan abimiz dediğimiz gibi bu şeyleri seviyor. Böyle video çekmek ve fotoğraf çekmeyi, bu tür şeyleri seviyor. Zaten her şeyi en başında söylediğim gibi arkadaşlar. Bu işi böyle bir sevmek lazım. Fotoğraf çekmeyi sevmek lazım. Video çekmeyi sevmek lazım. O şekilde bu işte mesela ilerlemek lazım. Yoksa sırf hani YouTube çekeyim ben bir gelir sağlayayım diye yaparsanız bu iş bence olmaz. Her şey zamanla. Rabbim bu yüzden yolunu açık etsin inşallah. Allah hayırlısını versin. Dediğimiz gibi buraya da arkadaşlar su tesisatıyla beraber buraya bir çeşme yapacağız. Sizler de yorumlarda bayağı bir söylediniz. Mehmet oraya bir çeşme yapsan, annen oraya gitmese diye söylediniz. Öyle yapacağız. Şuraya bir tane fiskiye koyacağız. Sulama için, çim sulaması için. Şu çapraza bir fiskiye koyacağız. Sulama için. Hemen yani şurada şurayla şurada bir fiskiye ama çardağa böyle su vurmayacak şekilde ayarlayacağız onu. Biraz daha ileriye gittiğimiz zaman şurada arkadaşlar bir tane daha fiskiye 3 tane inşallah tüm çimleri sulamak için bu tesisatımızı yapacağız. Evet şöyle de sizlere bir fotoğraf göstereyim. Bakın karşıda ne var. Şimdi diyeceksiniz ki Mehmet böyle mi olacak duvar? Hayır böyle olmayacak arkadaşlar. Nasıl olacak? Biz aslında şu boyayı griyi aldım ben. Yanına onu aldım. Dedim ki hani bir şimdi taş deseni gibi var ya. O yüzden dedim hani nasıl durur diye şey yaptım arkadaşlar. İkisi olmadı. Sonra yeşili getirdik. Yeşil de olmadı. Neden olmadı diyecekseniz belki şu anda yeşil size güzel görünebilir. Yani renkler lezzetler tartışılmaz derler ya. Belki yeşil size güzel görünebilir ama hemen bunu izah edeceğim sizlere neden olmaz diye. Çünkü yeşili yaptığımız zaman diğer taraftan desen köşede bitiyor arkadaşlar. Arka taraftan bahsediyorum ben. Köşede bittiği için o köşeden itibaren bir boya devam etmesi lazım. Aynı beraberinde bir boya devam etmesi lazım.
Onun devam etmesi için de renkler birbirine uyması lazım. O yüzden de biz yeşili yaparsak, yeşil düz duvarda güzel durmaz. Tamam, böyle belki parça parça güzel durabilir. Yarın diğer gün çim yaptığımız zaman çimle beraber belki güzel durabilir. İçini siyah yaptığımız zaman kenarları olmuyor. Yani boğuyor biraz. Yani yeşili boğuyor. Ondan sonra griyi yaptığımız zaman arkadaşlar, gri de şöyle düşündük. Biz en son kararımızı bu şekilde verdik. Grimiz olacak. Bütün komple bu taş deseni gri olacak. Kanalları da beyaz olacak. Bununla beraber de köşede bittiği zaman da köşeden sonrası düz duvar. İç tarafı demiyorum, yine aynı şekilde dış tarafı. Düz duvar arkadaşlar. Düz duvar da duvarlar komple gri olacak. Direkler beyaz olacak. Yani direkler şöyle düşünün. Şu direkler şöyle beyaz gelecek aşağıya doğru. Çünkü bayağı bir denedik. Bakın burada krem rengini bile vurduk. Kenarlara griyi vurduk. Yani denemediğimiz renk kalmadı. Ama şu anda karar verdiğimiz bu şekilde. Şunu da yine söylemek istiyorum boyayla ilgili. Zaten ilerleyen zamanlarda biz burayı hangi renk boya yaparsak yapalım, biz şu bir kenara, ileriye çardağın bir kenarına, köşeye 2-3 tane şu gördüğünüz sarmaşık var arkadaşlar, bakın. Biz bu sarmaşıktan ektiğimiz zaman, bu sarmaşık uzadığı zaman, ilerlediği zaman da bu sarmaşık komple kapatacak. Bu arada papatyalarımıza bakın nasıl açtı arkadaşlar. Bu çok güzel açtı biraz. Bu sarmaşık komple kapatacak. Yani bunun, onun boyanın bile ömrü fazla orada değil. Bakın bu nasıl bu duvara kapatmışsa. Çünkü bunun verdiği renk, bunun verdiği görünüm. Yani hiçbir boya yerini kapatamaz. Bakın nasıl kapatmış. Sanki arkada hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar. Komple bu saracak. Bu sarmaşık duvara yapışıyor. O yüzden de şu anlık bu seçeneği yaptık. İnşallah da güzel olur. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bu şekilde bir karar verdik. Fazla da boğmak istemedik. Fazla da cıyak renk yapmak istemedik arkadaşlar. Bu şekilde bir karar verdik. İnşallah yarın ya da 2 gün 3 gün sonra belki şu anda kendini fazla göstermiyor ama 2-3 gün sonra boyayı yapmaya başladığımız zaman da o çekimleri sizlere yapacağım. Yaptığım zaman da dışarıdan da çekimi yapacağım sizlere. Dışarıdan da çekimi yaptığım zaman beni biraz daha iyi anlayacaksınız inşallah. Öyle bir şey ki sıcaktan, havalar o kadar sıcak ki konuştuğum zaman bile artık dilim bile peltekliyor. İnşallah güzel olacak. Acaba benim değişikliği hepsini böyle karışık mı yapsam? Karışık yaptığım zaman da birden kötü olur. Evet ustalar, çaya oturdu, çay içiyoruz. Yarın inşallah yarınki videomuzda da bakın kayısı ağaçlarımız nasıl oldu arkadaşlar. Biz mişmiş diyoruz. Kayısı ağacımız çok güzel oldu. Rüzgarla beraber de hep dökülüyor. Oturduğumuz yerde çay içerken kafamıza dökülüyor. Yarın kayısı reçelimiz var. Sizlere organik bahçemizden, ağacımızdan topladığımız kayısılarımızla inşallah güzel bir reçel yapacağız Senem Sultan'la beraber. Şu anki durum böyle. İlerleyen dakikalarda yine sizlere su tesisatının çekilmesiyle beraber yine görüntüler paylaşacağım. Daha sonra yukarıya doğru çıkacağım. Yukarıda Senem Sultan dedi ki hadi gel güzel bir yemek daha yapalım. Bakalım bir yemek daha bulmuş. Annem de böyle bazen bakıyor hani hangisi güzel, nasıl bir değişik yemek diye. Onu bulmuş inşallah. O görüntüleri de şimdi yukarıdan sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Ve tesisatta döşendi arkadaşlar, bakın. İşte bu fiskiye
su geldiği zaman basınçla beraber, su basıncıyla beraber dışarıya çıkıyor, yükseliyor. Yükseldikten sonra da dönmeye başlıyor. Çimleri sulamaya başlıyor. Birazdan bir denemesini yapacağız bitirdikten sonra. Ve bununla beraber sizlerden gelen dediğimiz gibi yorumlardan sonra teşekkür ediyorum. Sizler de fikir vererek beni aydınlatıyorsunuz. Bazı şeyleri unutuyorum ben. Onunla beraber sizler de aydınlatıyorsunuz arkadaşlar bizleri. Çeşme dediniz Senem Sultan'a. Bir çeşme yap. Burada bir piskiye var. Çeşmeyi de buraya yapıyoruz inşallah. Bunu şey yapsın, tuttursun değil mi? Böyle tuttursun kendini. Tutturacak kelepçele. He. Kelepçeleyecek iki yerden. Bir alttan bir üstten. Aynen. Kelepçe atacak. Bunun artık şeyine de ya bir havuz ya da biraz yüksek bir şey yaparız. Ya şu kadar bir yükseklik yeter. Diğer çeşmeyi engellemeyecek şekilde. Bu ikinci bir şeye koyduğu zaman, bana koyduğu zaman. Bak bunlar. Diğer tarafları alabilirsin. Biraz daha aşağı ineceğiz. Aşağı indiririz, tamam mı? Zaten burada mesela ne yapacaksın sen? Burada çok bir işin fazla var. Hayır, çeşme... işim yok. Sadece çocuklar oynamasın diye. Yok, çeşmeyle bir yıkama. Yok, falan. Fazla işim yok. Ufak burada tefek... ne tandırda? Mesela bir şey yaptığınızda suyu doldururum, etrafı sularım. Bu. Aynen. Benim oğlum oynar çeşmene. Mesela tandırın oraya fiske vuruyor ama oğlum. Çamur falan olduğu zaman, kirlendiği zaman ekmekten sonra. Aynen, etrafını yıkarım. Hortumla çekip buraları temizlemek için. Buradan mesela tavuklarımıza suluk yerine su doldurmak için. Yani çardakların etrafına, yanlarına temizlemek için yine. Her türlü şeyliğimizi buradan karşılayabiliriz arkadaşlar. Bak orada şey biraz koydum. Yukarıdan Sinan, biraz yani yukarıdan. Yani çeşme koyarsın mesela. Sinan biraz yukarıdan. O tarafta yukarıdan. Havuzu yaparsan. Bir tane oraya Sinan. Bir tane de şu çeşmenin olduğu yere. Sinan gübeller büyük mü? Büyük biber takın. Çıkmasın. Ne yapar biliyor musun? Buraları çiçek mi çek ekerim, su hiç boşa gitmesin. Tabii. Olur, niye olmasın yenge? O kirli hanımlar bak, yeni çıkanlar hepsini etrafına dekerim. Olmadı mı sana? Fazla büyütme, tamam mı? Çeşme de var. Havuz koyacak buraya, çimsin. Kırmızı havuzu var mı senin? Kapı örtün lan mı? Kedime de girmem. Bir Mustafa'ya çocuk park yeri yapsam güzel olur demişler. Var, İnşallah onu yapacağız. Aklımızda arkadaşlar, Allah'ın izniyle. İlerleyen zamanlarda onu da yapacağız. Anlıma bu havuzu yapacağız, oyun havuzu yapacağız. Evet, şimdi fiskiye sisteminin denemesine bakacağız. Daha sonra... Az sonra yukarıya çıkıp yemeğimizi yapacağız inşallah. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Evet, fiskiyeler çıktı. Bak. O ayarlanır. Ayarlanır o. Daha ayarlıda. Tamam işte, ayarladınız mı buraya? Kalk Mustafa, kalk oradan, kalk. Her tarafa açtı. Tamam da aç. Daha sonra bunlar şeyi basın, tek tarafı. Şeyi ayarını ona göre verir. Tekrar başlayalım. Ne yaptın? Dur bekle.
Daha bayağı bir ayar lazım bunun. Ve evet arkadaşlar, fiskiye sistemini yaptık bahçemize, fakat ufak bir sorun, o da diğer taraftaki en sondaki fiskiye tandırın oraya kadar vurmadığı için sadece onun yerine dönerli alacağız, diğer tarafa da onu koyacağız inşallah. O şekilde fiskiye sistemini de inşallah bitireceğiz Allah'ın izniyle. Lazım, bu da zamanını görüyorsunuz. Hemen şurayı değerlendirmiş böyle süsleyip. Bu yok yok küçük buradan almıştı. Ne varsa getir. Tavukları mı baharatladın? Önce bunları koyacağım, sonra şeyi doğrayacağım. Pul biber, tuz, nane var mıydı? Zahter? Yok, zahter. Ha, nane yok, zahter var. Bunlar ısık ateşte yavaş yavaş. Mustafa aşağıda mı? Yok, içeride. İçeride. Burada mı? Oradan karşıda. Ne yapayım? Bırakın beni. Vay beyefendiye bak. Mustafa. Gidelim mi aşağı? Hadi gidelim. Gidelim mi aşağıya? Mustafa. Sus, oyun oynuyor. Hadi aşağıya gidelim. Sus, oyun oynuyor. Ben gel buraya. Gidelim mi aşağıya? Onlar yavaş yavaş pişsin. Köy muhtasıyla çok sarı olur. Eğer o şeyler piskiyeler şeye vurursa, çardağa vurursa tahtalarını, ona göre bir şey yaparız ona. Böyle sadece piskiyeyi çalıştırdığımız zaman. Zaten her gün çalışmaz. Oraya bir şey koyalım. Bu arada boya işleminde işler değişti. Evet. Artık saatini tutmuyor. Sona doğru geldikçe işte saatini tutmuyor arkadaşlar. Yeşil rengini görmüştünüz. O yeşil renge şöyle, biz boyayı aldık aslında. Alırken boyacı onu bir karışım yapmış. Yani bir karışımla beraber o boya o hale gelmiş. Biz dedik hani vazgeçtik. Biz bu boyayı vuracağız dedik. Bu yeşili geri verelim mi? Boyacı dedi ki ben bunu karışım yaptım dedi. O karışım olduktan sonra boyacılar arkadaşlar onu iadeye alamıyorlar. Yerine başka bir boya veremiyorlar. O yüzden de biz onu kullanacağız. Onu iç tarafa vuracağız. İç tarafta onu yaptıktan sonra dış tarafa da dediğimiz rengi sizlere. Videonun başında söylediğimiz rengi dış tarafa yapacağız inşallah. Allah'ın izniyle. Yani sonuçta ziyan olmasın diye ve bence kötü de durmaz, güzel olacak. İç taraf başka, dış taraf başka olacak. Bu da bir değişiklik olsun. Yani yeşillikle beraber güzel rengi birbirine uyar. Uyum sağlar aynı. Dış tarafta tamam, kirlerin bir şey olur, içten bir şey olmaz. Evet.
Acı verdim buraya lan. Hı-hı. Acı olmasın size. Sıkız çöpe yemiyor. Yemiyor mu? Hı-hı. Niye? Tavuk var ya. Soğan yok tavuk var. Şey? Va, o şey yemekten mi? Nohut sulusu. He. Pilav. Pirinç pilavı. Sen fasulyeni yaptın mı? Yaptım, yedim. Yedin mi sen? He. Acıktım ama ben tansiyonum düştü. Siz öğlen yediniz, ben yemedim. İyi, sen de moladaydın. Siz aşağıya hallederken ben yukarıda yaptım, pişirdim, getirdim aşağıdaya ne olur. He. Ha, daha biçim şey mi var, biçim var herhalde. Ama bu biçim nerede? Bu tarafta biçim bitti. Dağlar büyümüş ha. Ya buralarda biçim bitti. Nerede biçim aldı ki? Nasıl bitti? Bu taraf bitti. He. Ha, hepsi bitti orası. Diğer taraf? He? Bu tarafta. Bu taraf var. Bilmiyorum vallahi. Ben bilmiyorum ki bu sene hiç çıkmadı. Yok, bu tarafta mısır. Bence şeyden, tepenin o taraflardan geliyor. Belki de. Çünkü ben bu sene hiç gitmedim fazla. Ota da gitmedim. Gülüyor. Şşşt! Geç hadi. Ahmet abi geri geldi. Evet Sinan Bey, neyi kaybettiniz? He? Çıksın, ben dediğim gibi onlar biraz çıksın. Akşam kalsın kalsın. Kapısı açık kalsın, kendiler girer abi. Kapıyı tak tak sen, ben bilerek bıraktım onları. Ahmet abi eve mi gitti? Evet. Biraz Aysu gönderdi. He. Benim karnıma şey yaptı, can istedi. Dedim he, göndereyim ben de. Tavuklara bakın ya. Neye? Şeye. Hı. Yavaş çakaldı bak, kızarık mı? Şimdi şeyi biraz aç. Biraz. Havalandırmayı biraz aç istiyorsan. Açmıştım da ses oluyor ya. He. Ortadakiler biraz pişmiş. Ortadakiler biraz kızarmış ama çok kızarsın. Onlar tam kızaracak. Sonra şeyi, domatesi, soğanını atacağız. Biberden beraber. Bunlar da piştikten sonra bunlarla atacağız. Makarnayı da sade naneyle yapalım. He, sade naneyle. Bu tavanın doğrusu olacak zaten. Makarnayı ayrı. Mustafa ile ilgili bir yorum daha aklıma geldi. Aklıma geldikçe sizlere paylaşmak istiyorum. Mustafa bazen lan kelimesi kullanıyor. Bize karşı da biraz önce gördüğünüz gibi. Bir ablamız demiş ki biraz eleştiriyle ilgili biraz yorum yapmış. Ona da ben hiç cevap vermem. Çünkü biliyorsunuz ki eleştiri var, eleştiri var. Bu bayağı bir abartılı bir eleştiri olduğu için de kendisini yorumu sildim ve engelledim. Şimdi ben aslında gerçekten beni tanıyan gerçekten iyi biliyor ki eleştiri videosu olsa bile, normal eleştiri videosu olsa bile, yani bunun içinde hakaret gibi içerikler olmadığı sürece ben sizlere yorumlarda arkadaşlar elimden geldiğince bunu cevap veriyorum. Buna da eleştiri demiyorum ben. Hani sizin şu olmadı, bu olabilirdi, sen bunu yapmadın, şunu yapabilirdin diye yorumlarınız olduğu zaman bu eleştiri değil de bunlara karşılık ben veriyorum. Ama içerisinde hakaret gibi bir içerikler olduğu zaman ben bunları tabii siliyorum, engelliyorum. Bir daha yorum yapmaması için. O kişiler de gerçekten yeni, ilk defa bizi izlemiş, abone olmayan böyle izleyip gidenler böyle var böyle. Bu konuda tabii yanlış anlaşılmak istemiyorum. Sırf o yüzden hakaret gibi içeriklerle yorum yapanları kastediyorum ben arkadaşlar. Mustafa'na siz önünde lan konuşmazsanız çocuk konuşmaz demiş.
aslında yine öyle bir düşünce değil arkadaşlar. Şöyle bir şey, o çocuktur. Çocuk bu yaşlarda ne duyarsa onu söyler. Şimdi çocuğa artık öyle bir şey ki bu yaşta kafa, beyin robot gibidir. Ne söylerseniz onu algılar, onu devamlı söyler. Biz tabii ki de tam demiş ki kamera onun önünde, arkasında siz söylüyorsunuz lan diye, bilmem ne diye çocuğa. Ben evladıma lan diyen man diye hitap etmem. Yani öyle bir şey söylemem tabii ki de. Ama arkadaşlarıyla da böyle çocuklarla gezince, o çocuklar da lan, lum, bilmem ne konuştuğu zaman ve videolarda, video izliyor mesela, telefondan izlediği zaman orada da lan, lum, lu videolar konuşuluyor. Oradan da duyduğu zaman bunu ne duyarsa ona göre bazen konuşuyor. Çocuğun yaşı küçüktür arkadaşlar. Yani bu çocuk bu yaşlarda tabii ki de yeri gelecek kötü söz belki duyabilir ve onu söyleyebilir. Yeri gelecek bu lan, lun, lu kelimeleri söyleyebilir. O yüzden bu çocuktur. Buna da bu şekilde yorum yapmamak lazım. Bunu da ufak bir dile getirmek istedim. Neden bunu dile getirdiğimi sorarsanız diyeceksiniz yine Mehmet, bence hiç gerek yok bunları söylemeye ya da böyle şeyleri takmana hiç gerek yoktur. Sil gitsin. Sizler de çok yorum yapıyorsunuz. Sil Mehmet diyorsunuz. Belki düşünenler de vardır, hani kamera arkasında Mehmet Mustafa ile mesela lallurunu konuşuyordur, belki o yüzden çocuk böyledir diye. Bu yüzden ben bir açıklama yapmak istedim. Bu çocuğun bu yaşta ne duyarsa. Ya belki biz aramızda, benim arkadaşım gelir lan derim, ya da babam belki ağzına birine lan lunlu konuşabilir, onu duyabilir. Yani bu çocuk onları duyabilir, oradan duyabilir, kendi arkadaşları çevresinde duyabilir, çocuklarla beraber oynadığı zaman duyabilir. Bu çocuk oralardan ve videolardan dolayı bu şekilde konuşuyor. Tabi zamanla inşallah büyüdüğü zaman, Rabbim nasip ederse büyümesini, böyle büyüdüğü zaman, aklı başına biraz daha böyle şey olduğu zaman tabii ki de artık üzerine söylemez. He, takdir et. Çünkü niye girersin, hayvanları yemini, suyunu verirsin. Şimdi kapıyı açıyor, dışarı kaçıyorlar. İşte o yüzden dedim, hem açılmışken bir kere bırakın kendileri. Çıktılar mı hepsi? Yumurtaları çıkarsaydın korkun suyunu. Yok, onlar hepsi de. Sadece yavrusu olanlar var ya. O birini açtığı zaman şey yapar. Burka biraz. Bir de anne biraz şey yapak ki bu soluk sistemini ben ileride hallederim de. Bu aralar o civcivlere özellikle ileridekine bakar, suyu bitiyor. Çok çabuk bitiyor. Tamam, ben ne yapacağım? O dedim ya, bidon kesilik ya. Hı. Böyle yere biraz o tuturacağım, etrafını kapatacağım. Onun içinden içsinler. Çünkü biliyorum her dakika deviriyorlar, dökülüyor. O suluklara hiç ifade etmez. Bir de gider kamış biçek biraz. Bak orada şey atık var ya, boyan kökleri, kurumuş. Onları getireceğim, böyle kayma gibi yapacağım üstüne. Peki sen onu mu diyorsun yoksa şey gildeki, yaşar gildeki? Palmiye ağacı, o şimdi daha budanmaz bence. Kurumuş, bunlar budanmış budan. Hep, kurumuş hep. İşte altta kurumuşlar var. Budansa. Biz onu kesemek mi yukarıdan? Bilmiyorum ki. Dur ben bugün bakayım oraya, kesebilirsem bunlardan keseyim. Olmazsa yani. Bunları getirek, şu kurularını getirek. Bak olur. Onda kuru var. Olur. Onlar serek böyle bez gölge olsun üstlerine, yazık. Hayvanlar sıcakta şey yapmıyor. Ağaç şimdi bak, bu zamanlar gibi ağacın kölgesi vuruyor. Şu anda vuruyor. Sabah da kölge vuruyor. Bir öğlen saati üstü kapanıcı. Yok, bugün hava çok güzel. Bir de onu merdiveni koyarız. Emine de zengin vardı. Şu şey yok mu? Ben yemek yedim. Ağla serinlikler. Kaldıya kaldı bahçeyi videoda görüyordum. Karşıya gelenler buraya da gelmişler. Şey, Zeliş annesine söyleseydi buradaydı ya. Merak etmesin seni Zeliş. Biliyor mu annen buraya geldiğini? Tamam. Söyledin mi anneye? Çamaşır topluyorum. Karşıda buğday alımı var. Oraya karşı köyden geldiler arkadaşlar. Onunla bizi izlemişler, çocuklar buraya kadar geldi. Al oğlum. Bak senin makarnana şey koymadım. Ben su da içtim. Gel Zeliş. Ayran mı suyu mu? Ayran su. Tamam. Buz da ayran su. Buz çağır Zeliş'e de çağır. Zeliş'i de çağır. Hadi Zeliş'i de çağır. Yemek yesin. Gel Zeliş.
Tamam gel Mustafa'nın yanında otur gel. Hadi gel sen hiç beraber yiyin. Bir gün de yemek yemeden gel. Hep yemek yedin. Gel benimle yedin. Benim en çok sevdiğim yemek arkadaşlar. Makarna olsun. Tavuk olsun yeter bana. Diğer arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 12.40'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay. Kendinizi görürsünüz. Hadi sizi çekti bak. Dede. Dede. Geliş burada bak. Hadi bay bay yap. Hadi bay bay yap. Anne bu kadar küçük hayvan olduğunu biliyor muydun? Ya küçükten büyük. Küçükler de çok seviyorlar sizinle bay bay. Ha, anneler yolda bekliyor. Evet. Hadi anneniz bekliyor. Hadi. Koş koş. Görüşürüz. Anneler yolda bekliyor gelinleri. Anne ben de. Al 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 al. İrem onu yükle. Tamam yükleyeceğim. Ya Allah. Zeliş gel otur kızım. Anne.